Toplantının önemli mesajlarından da daha öne çıkan fotoğraflar vardı. İşte o fotoğraflardan bir tanesi ekranınıza yansıyor. Yükselen Asya'nın güven veren fotoğrafı, geleceğe dair o güven veren fotoğrafı çok konuşulan gündem başlıklarından bir tanesi oldu. Samimiyet, içtenlik, bölge ülkelerinin, devlet başkanlarının özellikle bu sofra etrafında toplanması, buradaki samimi bir şekilde verdikleri fotoğraf gerçekten geleceğe de ışık tuttu. Türkiye ile kalkınma ve işbirliğine odaklanma mesajlarıyla yer alan toplantıda, işte izlediğiniz fotoğrafta gördüğünüz gibi Özbekistan Cumhurbaşkanı vardı. İran biliyorsunuz Şii toplantısında birliğe tam üye oldu ve artık karadan da Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyelik sürecimiz başladı bu çerçevede. Reisi bu çerçevede yeni bir güvenlik modeline de ihtiyaç duyulduğunu vurgulamıştı. Fotoğrafta kendisi de yer alıyor. Kimi ajanslarda her nedense anlayamadık ama bu fotoğrafın bu bölümü de kesik gösterildi. Bunu da bir not olarak iletelim. Özbekistan Cumhurbaşkanı vardı yine bu fotoğrafta. Mirziyoyev, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılımına ilişkin imza töreninde çok net mesajlar vermişti. Ve burada da biliyorsunuz Şanghay İşbirliği Örgütü'nün bu dönemki koordinasyonundan sorumlu olmasıyla da öne çıkmıştı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev vardı Şio üyeleri arasında. Askeri ve siyasi alanda işbirliği mesajı arttırılmalı demişti. Yine fotoğrafta yer alan Rusya Devlet Başkanı Putin, küresel siyaset, ekonomi asli bir dönüşümden geçiyor ve bu geri alınamaz, geri dönülemez mesajıyla dikkat çekti. Belarus Devlet Başkanı Lukashenko da yine bu gördüğünüz fotoğrafta yer alan isimlerden. Şio bölgesel bir örgütten küresel bir örgüte dönüşüyor mesajını ifade ederken, Türkiye Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Erdoğan da karşılaştığımız sınavların üstesinden işbirliğiyle gelebiliriz mesajıyla öne çıktı. Şanghay İşbirliği Örgütü'nde ortak deklarasyonda varlığımız diğer ülkelerin aleyhine değil mesajı yine çıkarken, yine fotoğrafta yer alan Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman da güvenlik alanında işbirliği Şia'nın önceliği olarak kalmalıdır derken, ortaya çıkan bu tablo ve bu fotoğraf Yükselen Asya'nın da güven veren fotoğrafları arasında arşivlerde yer aldı. Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları 22. toplantısının sonuç bildirgesi de açıklandı. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün diğer devletlere ve uluslararası kuruluşlara tehdit olmadığı belirtildi. Örgütün karşılıklı çıkarları dikkate alarak işbirliğine açık olduğu vurgulandı. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün amaç ve hedefleri de paylaşıldı. Devlet başkanlarının yaptığı 22. toplantının sonuç bildirgesini Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan ve Özbekistan imzaladı. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün diğer devletlere ve uluslararası kuruluşlara yönelik olmadığı teyit edildi ve karşılıklı çıkarlara dikkate alarak işbirliğine açık olduğu belirtildi. Ekonomik gerçekler dikkate alınarak Dünya Ticaret Örgütü'nün etkinliğinin artırılması ve organizasyonda reform yapılması çağrısında bulunuldu. Bildiride savunma ve güvenlik alanında işbirliğini geliştirme, terörist ve aşırılık yanlısı örgütlerin tek bir listesini oluşturma niyeti beyan edildi. Terörle mücadeleye yönelik örgütün barış misyonu ortak askeri tatbikatlarının yapılmasının önemi vurgulandı. Küresel füze savunma sistemlerinin bazı ülkeler tarafından tek taraflı olarak geliştirilmesi kınandı ve bunun uluslararası güvenlik ve istikrarı olumsuz etkilediği dile getirildi. Kimyasal silahların geliştirilmesi, üretimi, stoklanması ve kullanımının yasaklanması ve bunların imha edilmesine ilişkin sözleşmeye uyulması çağrısında bulunuldu. Uzayın silahlardan arındırılması ve uzayda bir silahlanma yarışının önlenmesini garanti edebilecek uluslararası yasal olarak bağlayıcı bir belgenin imzalanması gerekliliği vurgulandı. İran'ın nükleer programına ilişkin eylem planının uygulanmasının önemine dikkat edildi. Nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşmasının hükümlerine sıkı sıkıya uyulması gerektiği kaydedildi. Afganistan'da tüm etnik, dini ve siyasi grupların temsilcilerinin katılımıyla kapsayıcı bir hükümete ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün iyi niyet elçisi ünvanı onaylandı. 2023 turizm yılı ilan edildi. Bir sonraki Şio zirvesinin 2023'te Hindistan'da yapılmasına karar verildi.
Üye ülkeler tarafından uzun vadeli iyi komşuluk, dostluk ve işbirliği anlaşmasının uygulanması için kapsamlı bir eylem planı da dahil toplam 40 belge imzalandı.